Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Beni Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son 800'lük bir ordu daha vardı burada. O ordu sonra dağıldı gitti. Şimdi 400 kişilik bir ordu kaldı. Bekleyeceğiz. Geçen bölüm bir tur bir dışarıya çıkıp saldırmayı denemiştik ama tek başımıza çıktığımız için milis falan bize katılmıyordu. Gerçi milis de katılsa çok bir şey değişmezdi muhtemelen. Bu arada aslında düzgün taktik yapsak geçen bölüm alırdık ha. Şu an askeri sayımız hemen hemen eşit gibi. Ama asıl sıkıntı bunlarda şey var. Ya askerleri çok, yani gelişmiş askerleri var. O yüzden biraz yamulduk aslında. Oğlum saldıracaksan saldır artık sen de. 105'lik gel oraya. Gel oraya hücum. Bak işte. Geri kaçmasa dışarı hücumlayacaktım. Vilandia ile barış yapmamı. Dur bakayım sen bir. İptal et şunu. Ne diyor bilen diye. Hiçbir şey alıp vermiyor. Yalan bak. Kesin araca bağlamaya çalışacak bunlar. Bizi ben kabul etmem. Bunlar batıyla savaşta. Kararlaştıralım. Ne yapacağız oğlum? Barışırsak. Bak keşke şunu üstüne getirince ne yapacağımız yazsa şurada. Haraç ödeyeceğimize eminim ben. O yüzden barışmayacağız. Kesin bize haraç ödetecekti. Barışmayacağız abi. Bak 440 haraç öde diyor. Ödeyecektik az önce haracı. Ben bunları haraç ödemem. Şimdi bunlara çıkıp dalsam mı? 189 kişiyim. Benim adamım azalmış ki. Anasını satayım. Çıkıp dalsak askerimiz eksildi şimdi. Yok çıkıp dalmayacağım ben. Bekleyeceğim. Onların 3 günlük yemeği var. Bizim 32 günlük yemeğimiz var. Ya buradan kalkıp gidecekler. Ki şu bak 116'lık biri var aslında. O bir gitse şu 300'e dalar. Öbür ordu da bizim bir yeri kuşatmıyor. Muhtemelen batı tarafına döndü o ordu. 800'lük olan. Sıkıntı yok o yüzden şu an. Bekleriz. Bunlar da surları yardılar. Bekliyorlar öyle. Beklesinler bakalım. Kırkaltılık mı? Sen kimle kapıştın lan? Bu gene gitti kervana falan saldırdı herhalde. Hayır adama kaleyi verdik. Adamın kalesini ben savunurum. Gerçi o kadar olurum. Çıkıp saldırsam şu 71'lik katılır mı acaba savaşa? 77 oldu bak. Benle birlikte saldıracak olsa dalacağım da. Gidiyor bir geliyor emin olamadım. Vallahi sürekli benim askerlerim eksiliyor ama bak böyle olmaz. Ölüyor bir de adamlarım. Bir günlük yemekleri kaldı. Ya açlıktan yamulacaklar. Ya ordu da alacak. Bizim daha 28 günlük yemeğimiz var. Hiç sıkıntı yok yani. Bence buglandı bu arada çünkü normalde mümkün değil abi. 800'lük ordu varken saldırmaları lazımdı. Vallahi işime geldi. Surlar kırıkken o 800'lük orduyla dalsalar kesin ölürdük. Aha. Açlıktan yamuldu biri. Yemekleri bitti enayilerin. Dur dur gitmek gibi bir niyeti yok bunların bak mal gibi duruyorlar. Çıkıp dalsam mı lan? 0 gün diyor yemeğe. Şu 314'lük azalır mı acaba? Şu 100 kişiliğin komple ordusu gitti bak. 314'lük de yemek olabilir bak. Çıksak bence şu an alırız. Başa baş gibiyiz. Ne kadar sağlam adamım kaldı benim. 103 tane keskin nişancım var. Alırız lan. Bunda ne var ki? Süvarisi çok fazla bunun. 90 süvarisi var. ...77'lik. Gel lan. Geldi mi? Aslanım benim Nemos. Vallahi geldi. Oğlum 315 kişiyiz. Ona rağmen hala gücümüz çok şey gözüküyor. 300 gözüküyoruz yani. Ya yürü git Blandiyalara başlayacağım şimdi. Saldıralım bakalım lan. Almamız lazım ya. Yani dediğim gibi süvarilerden dolayı biraz sıkıntı oluyor ama. Şimdi direkt otoya bırakacağım ilk başta. Ne eksik lan? Atlı okçu falan mı lazım? Evet. Şimdi ben okçuların başındayım. Sende ne var? Daha az menzili saldırı. Sen zaten süvarisin. Geç süvarilerin başına.
Bu kim Nemo? Sende ne var? Daha az menzilli saldırı alma var bunda da. Sen de piyadelerin başına geç oğlum. Bunda bir şey yok. Bunu okçuların kahramanı yapalım. Ya da dur, okçuların kahramanı. Neyse, ikiniz de okçuların yanında takılın işte. Hazırız. Soldier, follow your sergeants. Bilerek otoya bıraktım. Düşman zaten bize saldırmayacak. Saldıracaksa bir de dur bakalım. Komple otoda bir savaşsınlar. Ben şu düşman süvarisini indireceğim. Atlı okçular da önemli. Şu 39'luk süvariler mesela çok sıkıntı bizim için. Tek sıkıntımız süvariler bu arada. Bizim ordu komple arbaletçi olsa süvariler de sıkıntı olmaz. Çünkü o kadar fazla ok atacağız ki bu adamların kafasına. Yani sıkıntı çıkaramazlar bize. Bu enayiler aşağıya inmiş. Ben bunların hepsini burada keserim şimdi. Ben niye elime cirit almışım bu arada? Onu tam çözemesem de. Beyler sakin. Baksana hepsi kataprak gibi. Adamlar ölmüyordu. Siz şu suyun içine girseniz, şurada kesmem daha rahat olur sizi. Ya bu mallar bizim şeye saldıramayacak ki buradan. Nereden saldıracak bu enayiler? Lord'u da kestik arada valla. Lord olduğunu bilmeyerek kestim. E tamam, bizim adamlar odada savaşsın. Bu 34 tane atlı boşa çıktı şu an. Beyler. Heh, şu suya girin de çok hızlanmayın siz. Hızlı kargıyı geçirirseniz bana sıkıntı çıkar biraz. Bunları tek başıma indiririm burada. Şu Lord mu yok? Finlandiya şeyi muhtemelen. Şampiyon mudur nedir bir bakayım. Kellen gel bir kaçma. Yukarıda kapışma dönüyor olabilir ama ben şu an bu atları bu aradan çıkarsam bana yeter. Havadan atlarken vursam birine iyi olur da. Ne yedim lan ben kafama? Cirit mi attı biri? Şu attı kesin bak. Dur. Onun avradını. Şimdi sıçtık işte. İşte şimdi sıçtık. Dur bakayım. Alır mıyız lan bu savaşı? Normalde almamız lazım. Ama öldüğüm için alamayabiliriz. Sırf öldüm diye yeniliyoruz ha. Normalde kesin alırdık bak bu savaş. Harbi diyorum. Bitir abi savaşı. Öldüm diye oldu. Şöyle yapıyoruz abi. Hemen. Şuradan autosave 13.07. Bu ne zaman lan? Bu dünün save'i oğlum, onu geç. Onu geç, onu boş ver. Tamam, şurada en son şeyde save almıştım ben. Düşman işte şey olmuştu. Tamam, öbür 800'lük orada gitmişti, orada save almıştım da şey yapmak gibi niyetim yok, saldırmak gibi niyetim yok. De hep benim adamlarım gidecek yalnız şimdi şu mancını yapa yapa. Keşke emir verip de yaptırma desek yani. Mancılık yapmasalar. Bunlar saldırmayı da planlamıyor. Ben söyleyeyim. Şu Nemos muydu? Kimdi o? O bir gelse aslında gene iyi olur da. Hayır, yapıldıktan sonra ben şuradan mancınığı dur bakayım lan. Rezerve taşı gibi bir şey var mı? Yok. Mancınığı mesela şey yapmam lazım abi. Böyle. Nedir onun adı? İstemiyorum yani. Yapmasın mancınığı. Sizle de barış yapmayacağız lan. Yok barış, yapmayacağız. 10 tane esirim varmış. Şuradaki oradakileri de bir paketlersen iyi olacak. Bekleyelim bakalım. Nemos gel lan. Gerçi gelmez ki. Şu yüzlük gene ölürse saldırırız bu arada. O zaman iş yapar. Benim adamım öleceğine şu kaledeki milis ölse daha iyi olacak ama onu da değiştiremiyorum. Yapacak bir şey yok. Bizler boşu boşuna sürekli mancınık yapıyor. Neyse, 3 günlük yemekleri var. Nemos oğlum, senin dışında birisi daha olması lazım Lord ya. O değil de sen başka biri de, o esir alınmış olabilir gerçi, bilmiyorum. Uzalan.
Şu an adam geliştirmek de gereksiz ha. Geliştirince adam ölecekse niye gelişti? Gelişmiş askerlerim de arada kaynıyor olabilir çünkü. Oğlum ölecek bu salaklar kervana şimdi. Valla ucucunu aldılar ha. Bir günlük yemeğiniz kaldı oğlum. Maşallah herkes de kaçıyor oradan. Harbi diyorum boşu boşuna asker kaybediyoruz. Bunları falan benim ayarlayabiliyor olmam lazım mesela. Güncellemeyle bence bunların gelmesi lazım abi. Sonuçta ben kralım ulan derim adama şey yapma. Aa işte bizim çocuk patates olacak şimdi. Yo bizim çocuk saldırmışlar. Şu kervan lan o. Alır onu ya. Yemekleri bitti. Ama şunların yemeği bitti. Şu 300'lük orduda daha bir şey yok. Bir de acaba full böyle direkt hücum emri versem nasıl olur acaba? Daha mı iyi savaşırız, daha mı kötü savaşırız? Ya savaşa girsem şimdi hücum emri... Gel gel Nemos gel gel. Sıçtık. Şimdi bu orduyu buradan temizlersek bir şansımız var. 800'lük şimdi nereden dolandı geldi ya? 800'lük diye bir kayıt alayım da. Şimdi 800'lük ordu buraya geldiği zaman acaba saldıracaklar mı? Yoksa gene mal gibi bekleyecekler mi burada? Yani şu an dışarı hücumlayıp bu orduyu kessem bir şey değişmeyecek. O adamlar gene bu kaleye geliyor. Ulan belki buraya gelmiyorlardır. Dur bakayım. Kesin buraya geliyorlar. Bakayım. Evet. Garondor Kalesi'ne geliyorlar. Çık çık oradan. Çık oradan. 82'lik uzağa. Yani enteresan bir şekilde bug'lı muhtemelen. Çünkü saldırmıyorlar. Bak 800'lük ordu geldi. 10 günlük yemekler oldu bu arada. Gerçi o 800'lük ordunun 10 günlük yemeği olabilir. Bizim yemeğimiz her türlü daha fazla. Biz her türlü daha fazla dayanacağız. Kalenin milisi de artıyor yavaş yavaş. Ya benim adamları böleceğine milis ölse daha iyi. Ama işte ayarlayamıyoruz. Şimdi bak. Eğer bu ordu saldırmazsa 9 gün beklerim. Şu 800'lük ordu açlıktan ölürse 314'lük orduya da bir girerim. Bitti gitti sonra. Şu an yanımdaki birini salıp şey yapabiliyor muyum? Klandan kim var ki zaten? Birliklere gel bakayım. Abim burada. Abim. Abim nerede? Abim esir mi alındı lan acaba? Ortaşya'da kalıyor diyor. Esir alınmış bu bir tur. Bunu dövmüşler bir tur herhalde. Geri oraya gitmiş. Sen yine bir birlik oluştursana dur bakayım. Ha, ama burada oluşturamıyorsun. Oluşturabilsen birlik oluşturacaktım direkt. 80'lik 8 gün aslanım. 8 gün buradayız. De benim askerlerim ölüyor ama işte ya. Sıkıntı orada. Benim askerler kaliteli olanlar şu milis de dışarıya hücum edince gelmeyecek zaten. Sıkıntı orada. Boşu boşuna askerlerim ölüyor benim. Kesin bir de kaliteliler ölüyordur ha. Ben birkaç camiler ölmez. Gider keskin nişancı öldü. Yani bunlar saldırmayacak bu arada. Ben 6 gün daha burada beklerim. Bu 800'lük orada açlıktan geberir. 300'e de gireriz. Aha biri de çıktı aradan. Aha ordu dağıldı. Kaç 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 oğlum. Yakalayacaklar bu arada. Kesin yakalarlar orada. Bak burada 2 lord var. 52'lik var. 800'lük ordu var. 7 günlük yemekleri kalmış. Bunlar şimdi yemek alıp gelirse o biraz sıkıntı olur yalnız. Tekrar boyu kuşatırlarsa. Çünkü biz eninde sonunda açlıktan ölürüz öyle olursa.
Bizim de sayımız çok azaldı. Ya yapmayın oğlum şunu artık ya. Mancını yapmayın ya. Direkt kırıyorlar zaten. Adamlar 4 tane yapmış koymuş oraya. Mal gibi sürekli bir şey yapmaya çalışıyor. Mancınık yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bak bunlar açlıktan ölmeye başlayınca ben bunlara dalarım. Bunlar hala batıyla savaşta değil mi? Aman diyeyim ha. Barışmasınlar direkt bize dönerler çünkü full. 7 esir var hala. Buradan güzel esir alırız da şey yapabilirsek tabi. Sonra haraca bağlayabilirsem barışırım. Haraca bağlayamazsam barışma. 570 haraç öde diyor şu an, ödemem tabii ki. 5 gün. 5 gün kimse gelmezse güzel. Moralleri de düştü bak baya 45. Bizim hala 60. Bizim de adamımız ölüyor ama. Yapacak bir şey yok. Buradan geliştirelim adamları. Birazdan kapışma çıkacak. İnşallah ordu dağılmaz da hepsi gitmez lan. Bak şurada yemeği olmadan hala kampta bekleyenler var. Bu kalede sıkıntı var bak. Bayağı sağlam bugladık yalnız. Şimdi ya var ya, normalde buglı olmasa 10 kere öldürdük. Şu an mesela bu ordu saldırması lazım bize normalde. 3 günlük yemeğiniz kaldı. Bizim moralimiz hala 60, bunların 44'e düşmüş. Savaşırken de etkileyecek tabii bu moral. 2 günlük de yemekleri var. Şimdi yemek bitince pıtır pıtır düşmeye başlayacak. Bunlar kim savaş açtı lan bana? Batı mı? Aseray mı? Ya reis, parası neyse ödeyeyim. Dur şimdi karıştırma ortalığı. Ne istiyorsun? 3600. Anasını satayım. Öldük. Ya bilen de hep senin suçun bu ya. Bu kim ya? Kardeşim mi lan bu? Olabilir. Şu neye veriyor? Yaverlik. Birle önderlik et, liderlik gelsin. Bir günlük yemekleri kaldı. Aseray bir saldırmayın 2 dakikada oğlum. Aseray'la barışırım şu an, öderiz parayı, o problem değil. Aseray'a sonra döneriz. Bizim bir tur bir barışa girip toparlanmamız lazım. Bir günlük yemeğiniz kaldı, az kaldı az. Şu geceyi de atlatalım, siz düşmeye başlayacaksınız. Tabi Aseray'a gidip ortiş şeyi falan kuşatmazsa, bin kişiyle falan. Barışacağım bu arada dediğim gibi. Çok bir şey istemiyorlar. 3500 ödenir. Bir şey değil 3500. Öldü öldü. Adam kalmadı. Yapmayın artık şu mancını. Bak keskin nişancılardan gidiyor. 106 tane vardı az önce. 99'a düşmüş. Bunların da yemeği bitti. Hadi bakalım. Yemeğiniz bitti. Ne yapacağınız oğlum? Benim bu orduyu almam lazım bu arada. Bunlar gidip yemek alırsa olmaz. Bunların burada ölmesi lazım. Şu an yemekleri bitti. Normalde şu an düşmeleri lazım tek tek. İşte bak bunun olmaması lazımdı. Ağzına tükürdükleri. Bu adamlar bu kaleye bir daha gelecek şimdi. Direkt hücumlayın lan. Hiçbir şey emir vermiyor. Direkt hücumlayın. Zaten karşıda düşman yok ki doğru düzgün. Ordunun dağılmaması lazımdı ya. Yani ya az bir şey haraç ödeyip barışacağız bunlarla. Aseray'a döneceğiz. Ama ikisiyle de barışmam lazım ben. Bir tanesi kurtarmaz. İkisiyle de barışmam lazım ki bir şey yapalım. Kendimizi bir toparlayalım. Nasıl vuramadım lan? Atını ikiye böldüm vallahi bir uçta. Beyler tarayın şunları, indirin ya. 156 tane kalmış. Okçu da kalmadı ki. Orada kuşatmada bombardıman daha bir şey yapa yapa. Beyler şu an sizin bunları tarıyor olmanız lazım ya.
Oh, kimseye de vuramadım. Allah'a vuramadım. Bunlar çok tehlikeli ha. Oğlum vuramadım bir adama. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Şimdi şunu vur şunu. Full su... Full ne lan? Full süvariye mi dönsem acaba ya? Bir de öyle mi denesek? Arbaletçiler bayağı güçlü de. Ama kuşatma savaşında biraz sıkıntı olmaz mı ya full süvari? Gerçi herkes duvara tırmanacak. Niye sıkıntı çıksın? Bilmiyorum ya, arbaletçiler çok güçlü ama bak düşmanın süvarisi çok olduğu zaman direkt yamuluyoruz. Full süvari olsak ne gibi bir dezavantajımız olur? Yani taktik yapamayız. Direkt düşmana saldırmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Ama aslında bu daha iyi de olabilir. Çünkü şu şeyler kargı kullanıyor ya. Kartık şey koltuklanmış kargı vuruşuyla tekte direkt delerler düşman. Düşün şöyle 100 tane atlı. Ya 200 tane atlı. Düşman onun üstüne şöyle koltuğunun altına almış kargıyı. Dümdüz koşuyor. Yani hepsi denk getirirse 200 adamın ölmesi lazım mantık olarak direkt. Tabi öyle denk getiremezler de. Bilmiyorum, verimli olabilir. Arbaletçilerin hepsini şu an orta şeye bıraksam efsane olur mesela. Askerleri ver, ver, ver. Adam lazım, ver. Esirleri de alabildiğimi alacağım sadece. Ne geldiyse artık. Kalitesine malitesine bakmıyorum. Yerleşkeden bir çık artık. Yanımda kim var? Git yanımdan. Şimdi bir saniye. Siz ne istiyorsunuz lan? Bunların araç 4000'e çıktı. Bunlar hiçbir şey alıp vermiyoruz. Barış. Barış, 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 barış. Alıp vermiyoruz değil mi? Bak yazmıyordu. Ağzına tükürürüm ayın. Ne oldu? Tamam, alıp vermiyoruz. Tamam, Asera'ya dönebiliriz şimdi. Şimdi hızlıca şuraya ben bütün şeyleri bırakacağım. Arbaletçilerimi Ortişi'ye bırakacağım. Ortişi'ye alamasınlar. Tek şehrimiz zaten. Şimdi kaleye git. Garnizonu yönet. Kaç kişi var? 183 kişi. Burayı kapatmadık mı lan? 58 acemiyi çıkar içeriden. Onlar çöp. Onların yerine ben şuraya bütün arbaletçileri bir bırakayım. Geriye kalan adamlar da yanımda dursun şimdilik, arbaletçi olmayanlar. Okçuyu da at içeriye. Kaç oldu? 252 kişi. Tamam, buranın asker toplaması kapanacak şimdi. Buraya daha fazla adam koymayacağız. Buraya hadi gelsin de bir delikanlı alsın bakayım, göreyim. Şimdi şuradan bildikten asker toplamayı kapat artık. Burası 125 kişi. Buranın asker toplamasını aç. Asera için şimdi saldıracak oraya. Muhtemelen oraya saldırır. Başka nereye saldıracak? Şimdi asıl problem Vilandia'dan atlı askere bulmam biraz sıkıntı olacak. Çünkü yakınımda çok kale yok. Bizim şu Tublis Kalesi'ne muhtemelen dalacak bunlar. Vallahi Tublis Kalesi'ni verebilirim. Hiç savunmak için geri dönmem o kaleyi. Bana çok bir şey kattığını da söyleyemem o kalenin. Kesin zarar ediyoruzdur o kaleden biz. Birlik gideri 481 ne getiriyor kaleden? Yok lan, gene kâra sokuyormuş. Şimdi bunların askeri, gerçi bunların yemeği yok, askeri var da. Bana atlı lazım. Sadece atlı toplayacağım. Bakalım, bir de şansımız böyle deneyelim. Tam tahmin ettiğim şey oldu. Küçük bir ordu kuşatıyorsa gideyim hemen ya. Hemen gidelim de askerimiz var. Yanımıza aldık bütün köylüleri. 58 tane acemi var. 60 tane hatta. Bunları atsam mı lan? At şunları ya. Hepiniz süvari olacağınız oğlum. Bu kim ya? Bunu geliştirmeyeceğim. Nasıl at yok lan? Ana at yok. Dur bakayım, Tublis Kalesi'ne gitsek şey yapar mıyız? Asaray barışmak için ne istiyor? 3870. Bir barışsak mı acaba? Ya parayı harbi hallederiz. Çok problem değil bak. Kale gitmeden bir tur barışalım. Bak, Kızıl da zaten barışmayı destekliyor. Ya Kızıl benim lan, dur. Tamam.
Bir barış abi. Bir saniye. Parası neyse verelim. Bekle. Birisi savaş açmazsa inşallah açmasın artık. Bir şöyle kalelerden ben bir sağlam bir ordu toplayayım. Bizim diğer adamlar da bir ordu toplasın. Yanımdan siz kaçacaksanız kaçın. Ne yapayım? Bunlar elleme. Buradan kalitesiz bir şey var mı? En kalitesiz. Şu ikisi var. Şu ikisini atsak kurtarıyoruz zaten. Tamam. Şu köye bir uğrayayım sonra şu şehre gideceğim. Kendim acaba birinci seviye asker toplayıp siz atlı mı oluyordunuz lan? Tamam, bunları atlıya çevirebiliyoruz. Şunları da alayım. Bunları kendimiz çeviririz. Şimdi bana bol bol at lazım. Yanımda loot var mı bilmiyorum. Varsa satalım onları da. Vekillikte ne bu? Birliğindeki paralı askerler için %-25 yükseltme maliyeti. Yöneten yerleşkede artı 10 kel projesi etkisi. Birliğindeki tutsaklar standart askermiş gibi taşıma kapasitesi sağlar. Her 3 tutsak başına %1 inşaat hızı. Ben tutsakları yığarım şehirlere. Satacak bir şey var mı? Sat hepsini. 19K. Var mı savaş atı? Binek. Savaş atı. Şu üçünü ver. Bu ne? Bu da savaş atı. Şu onu da ver. Bu ne? Soylu bineği. Binek. Binek. Bu da binek. Tamam, başka savaş atı yok. Bize savaş atı lazım bol bol. Şu ikisini de atayım hatta ben. Şu ikisini de kullanmayacağım. İmparatorluk askeri. Sen çık. Sen git şuradan. Biz atlı oluyordunuz. Sen dur. Atla 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 atla. Tamam, geriye kalan herkes atlı şey zaten. Şimdi şu yanımdaki diğer lordlarıma da at verebilirim. Problem olmaz. Normal köyden atlı çıkmaz gerçi. Kale köy lazım. Şimdi kaleler nerede var? Bir şurada kale var. Bak şu orta kısımda güzel kaleler var. Oralarda bir gezelim. Bir de Yakulan'a gideyim at alayım ben. Gerçekten 44 kişiyiz lan şu an. Oo, biz öldük ya. Ve muhtemelen şeyin garnizonu deli gibi para istiyor şu an Ortaşya'nın, evet. Neyse olsun, ticarete bir gir bakalım. Şimdi at var mı? At yok galiba. Savaş atı. 1600 vermem. Bu ne? Bu binekmiş. Bize savaş atı lazım. Şimdi şuranın şey köyü olduğunu varsayıyorum ki öyle galiba. Kale köyü. Şurası kale köyü. Şu kalenin şurada köyü var. Gezeceğiz artık buralarda. Şunları da alacağım. Bir seviye adamları alsam mı almasam mı acaba? Hızlı gelişebilir aslında lan. Versen ver. Biz 230 kişiyi yoksa mümkün değil, toplayamayız. Şu şehre de bir uğrayayım da ondan sonra öbür tarafa gideyim. Varsa at alalım. Çok eksi de değilim, o yüzden çok problem yok. Ver bütün köylüleri de. Hepsini geliştiririz. Savaş atınız var mı? 1000'den de satmazsın ama bunu. Dolandırıcılık yapmayın. Şey de var aslında bak ha. Bunların hepsi binek. İmparatorlukta çok at çıkıyordu. Savaş atı. Oo, bak mis gibi. Şu üçünü de ver. Daha 88 kişi anca olduk biz. Benim bir 10 tane kale gezmem lazım böyle. Ne şöyle bir şuradaki şeylere bakarız. Preven'de gider bir at falan bakarız. Toplarız ya. Arbaletçi hariç diğerlerini alalım. Burası da bu kalenin köyü galiba, evet. Şimdi bu aldığım köylüler birinci seviye olanlar hızlı gelişir. Şimdi Preven'de bir uğrayalım. Daha sonra tabii ki gidip Asera'ya savaş açacağım. Niye buraya girdim lan? Beygir geç. Savaş atı var 1400 diyor. Bunlar harbi dolandırıcı. Benim yemeğim var mı lan? Biz bayağıdır geziyoruz. Yemeğimiz azalmış olabilir. Azalmış da var. Dur, çeşit varsa alayım. Tereyağı, peynir, üzüm, zeytin, bira, hurma. Bunları ver. Et. Et de ver. Nasıl ağırlık kapasitesi doldu ya? Ne taşıyoruz ki oğlum? Hayvanımız da var aslında. İki tane yük beygir alsam kurtarır mıyız? Kurtaramadık. Ağırlık yapan ne var ki? Asker sayısı arttıkça toparlı olarak kendine, bir şey olmaz ya. Şurası kale mi? Kale. Şurası kale köyüdür herhalde, şu ikisi. Aynen.
Bir de bakalım full süvari ordusu deneyelim. Oğlum benim bir asker çıktı ha. Kaç tane süvarim var benim şu an mesela? 76 tane süvarim. Bir okçu dediği kim? O bizimkilerden biridir. Şimdi şöyle geliştiriyoruz. Bak bu adama şimdi at yetmedi mesela. Biz de piyade yapıyorum şöyle. Bayağı bir at lazım olacak bize. Bayağı bayağı bir at da. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.